Birkaç Ses'ten herkese merhaba. Programımızı Rahmi Koç Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu hafta sokak müzisyenlerini ağırladığımız ilk bölümümüzde konuğumuz Bahrettin Bıçakçı. İkinci bölümde ise bugün vizyona giren Eksik filminin yönetmeni ve oyuncusu Barış Atay bizimle olacak. Ayrıca müzik grubu Melez'i ağırlayacağız. Birkaç Ses başlıyor. Narina, ay ay tutun balayın beni narina, ay ay gidiyorum buradan narina, kızlar balayın beni narina, ay narina narina narina, narina da narina narina. Akar gider narina, ay ay aşları yıkar gider narina, ay ay ne ettim sevduğum narina, hey hey yüzüme bakar gider narina, narina narina narina, narina narina narina. Birkaç Ses'in ilk bölümünde konuğumuz Bahrettin Bıçakçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Biz de iyiyiz. İyi görünüyorsunuz zaten. Çok teşekkürler. Şimdi kısacık sizi izleyicilerimiz için bir tanıyalım. Ben Bahrettin Bıçakçı. Peyle. Peyle. Artvin'in Yüzüfeli'nin Ahköy'ünde doğdum, boyudum. Orada dana çobanlığı etarken habitülümü öğrendim. O çobanlık yaparken öğrendiniz. Evet, çobanlık. Kaç yaşındasınız o zaman? O zaman 13, 12, 13, 15 yaşlarında. Oradan beri çalıyorsunuz. Ama ya, tabii ara verdim 20'sine iş adamı oldum. Buraya İstanbul'a geldim. Orada fukara kaldık. Geldik buralara. Neler yapsınız kısaca? Burada lüks pastane, otellere, lüks otellere süt tatlılar, tavuk gözü kazanlar. Onun toptancılığını yapıyorum. Hı hı. Sonra 2002'de krizde sıfırlandık. Kala kala tulum kaldı elimde. Şimdi o zamandan beri sadece tulum mu çalıyorsunuz? He, o ifraz ettikten sonra yoğun olarak buna yoğunlaştım. Sokaklarda, işte caddelerde, Beyoğlu caddelerinde, ekiplerde, sanatçılara çaldım. Hı hı. O zamanlarda pek bir şey bilmiyordum. Ha, o dana çobanlığı, memleket havaları biliyordum. Tabii bu
hayatım buna kalınca... Ekmeğinizi bununla kazanmışsınız yani. 20 sene tulum pişe çalmadım ama mecburen hani mecburi bir şekilde çocuklukta oğlum da okuyordu üniversitede. Evet. Çaresizlik böyle. Ondan sonra çaldım, buna baktım ki iyi bir şeymiş bu. Ona çaldıkça millet beni sevdi. Ondan sonra ekiplere çaldım, sanatçıların arkasında çaldım. Evet. Tabii kendimi geliştirdim. Şimdi zaten kolay. Bilgisayar var, ne var, ne yok böyle. Tamamen yoğunlaştım. Şimdi de çalıyorum, metrolarda çalıyorum. Bildiğin evet. Sen de bizim metroda tanıdın. Evet, evet, aynen öyle. Peki, size sorum şu. Yani bu işte metroda, sokakta, dışarıda, müzik yapmakla, işte bir yerde, birileriyle bir mekanda çalmak arasında nasıl farklar oluyor? Ya şimdi, ha şimdi buradan da bahsedeyim. Burada asker gibi görüyorum kendimi. Böyle ha orada durma, ha oraya geç, ha orada dur, ha burada çık. Sokakta öyle değil, özgürsün. Yani diyorum hanım, özgür, çal babamca. İnsanların ilgisi, ilgisi zaten yetiyor. Binlerce insan geliyor, tebrik ediyor. Tabii bu arada para da veriyorlar yani. Ben biraz şimdi para yönünde değilim ama yani adam bize para verip de, böyle 5 lira verip de çekip gittim, olan diye mola bir tane. Ama bir dinle de hanım der, öyle para vermez yani. Bir dinlemesini çok istiyorum yani. Ama dinliyorlar da insanlar yani. Para vermesi değil de bir dinlemesi. Bir de ben alt çalıyorum. Evet. Şöyle nasıl İç Anadolu bölgesinden işte gidiyorum Çeşme Siyahı'nı çalıyorum. Adam geliyor horon oynuyor. Ulan bir şey anlamıyorsun bir dur daha ya. Tulum mu geliyor horon oynuyor. Zannediyor ki bu hep horon. Hayır öyle değil. Nedir? Evet biraz bize tulumdan bahsedelim. Tulum dağlarda yalnız kalan insanların fakir dağlarda kuş uçmaz, kevran geçmez insanların yaridir bu, sevgilisidir. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim. Biz Yusufeli'nde merkez bilmez ama dağ köyler bizlerin tulumu var. Ağrı Doğu Beyazıt'ta mesela ben de bu tuluma girince artık hocalara başladık. Her tekten haberimiz olmaya başladı. Orada da Kürtler de çalıyor. Kürtler de bir baktım ki benden tulum istiyorlar. Ha bile tulum gönderiyorum, satıyorum onlara. Ula bir baktım ki orada da dağ, Ağrı Dağ'ın eteklerindeki köylüler çalıyorlar. Aşağıdaki Doğu Beyazıt'ta bilen yok. Mesela Artvin merkezde yok. Öyle mi? Mesela Rize Çayeli'nde çalınıyor ama Çayeli'nin içindeki de tulum bilmez. Sanöz bölgesi, Aşıklar Deresi yani dağlılar çalar. Garip insanların çalgısıdır. Hep horon değildir yani. Ağıt da çalınır, dertli türküler de çalınır. Bilmem anlatabiliyor muyum hanımefendi? Anlıyoruz. Peki efendim. Evet peki. Dolayısıyla siz şimdi hayatınızı tulum çalarak, evet, evet, müzik yaparak devam ediyorsunuz. Yani oğlum da okudu bu arada. Müdür oldu. İyi bir yere müdür oldu yani. Ne güzel. İki üniversite bitirdim ama tülümü yaradım, bitirttirdim ona. Nefis. Yani evet efendim. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Bundan sonra böyle mi? Hayatınız böyle mi devam ediyorsunuz? Ya bir yerde bir iş bulamadım. Ya gittim, yediğimiz o da ben biraz da tulumda meşhur oldum da ustalığımda da meşhurum. Çok büyük şirketlerde çalıştım. Ben de sormuşlar, iyi bir usta, 7 yıldızlı otel var. İsmini söylemeyelim, Antalya Belek'te. Çağırdılar beni, geçtiğimiz yer gittim, saçlarım da uzun, orada kestik, karizmayı da çizdirdik. Ula çalıştım, çalışamadım yani, maaş da çok yüksekti. Yani çalışamıyorum yani, bu tulum bana kafama geldi o zaman, ulan diyor bu tulum benim yarımdı artık, ölene kadar. Bundan mezara girmeyi çok isterim yani. Öyle şeyler demeyelim ama inşallah çok güzel. Evet, bunlar uzun yıllar. Teşekkür ederim. Yaşım da zaten ilerledi ama yine de çalıyorum. Ben o zaman zaten sizin bir müziğinizle başladık. Evet. Kapanışta öyle yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İlginizle sizin hanımefendi ilginizle bizlere gösterdiğiniz ilginizle. Bir kere ben bir teşekkürüm. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun geldiniz buraya kadar. Sizi müziğinizle kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim efendim. Dağlardan aşağı akar dereler akar. Güzeldir yaylalar biri birine bakar. Oyna, dik oyna, kollar küpü kollarına. Oradan da oynayalım, daha dik oynayalım. Haydi! Thank you.
dedi kaynasın. Çapsın tulum çarsın. Kızlar hemşin oynasın. Ayna kayna. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Önce hatunuzu sorarak başlayalım. İyiyiz. Biraz yoğun bir gün geçirdik. yorgunuz ama keyifsiz bir durum yok. Şahane. Siz nasılsınız? İyiyiz. Her şey oldu. Biz çok güzel. Tamam. İyiyiz. Duymaya hasret oluyoruz. O yüzden güzel. Peki. Böyle başlayacağım sıradan. Şimdi ilk yönetmenlik tecrübesi. Eksik. Bugün vizyona giriyor. Heyecan var mıdır? Önce hisleri alarak başlayalım. Filme. Ya elbette heyecan var. Tabii bu yoğunluğun içinde heyecanlanmak için çok fırsatımız olmadı. Evet. Şimdi yeni yeni fark ediyoruz da. Bakalım sonucu nasıl olacak? Yani büyük bir emek var sonuçta. Güzel olacağını umuyorum. Peki şimdi yani genelde ya böyle yönetme, yani hikaye de aslında senin. Hikaye değil benim, senaryo benim değil. İki yıl önce galiba yazmışsın. Evet. Önce şeyi sorayım. Yani bir 12 Eylül dönemine dair bir film bu. Neden o dönem, yani mesela niye güncel bir şey değildi? Hani işte günümüzde sıkıntılarda yaşayan da bir reyde olarak hepimiz için bu geçerli. Kendimize özgü sıkıntılarımız varken neden 12 Eylül dönemi diye başladık? Aslında film bir 12 Eylül filmi değil. Film 12 Eylül'de parçalanan bir ailenin hikayesi. Neticede aslında günümüzde geçiyor hikayenin çoğu. Neden spesifik bir konu seçmediğime gelince, aslında ben Türkiye'de şu an hali hazırda yaşanan durumların öğeleri olan insanların, bu mutsuzluğunun ya da kişiliklerinin 12 Eylül'de yaratılan o insan prototipinin bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Evrenle başlayan, Özal'la devam eden o süreçte yaratılmaya çalışan, düşünmeyen, irdelemeyen, sorgulamayan, kendisine ne verirse kabul eden insan prototipinin sonucudur aslında 2002'den 2015 şu günümüze kadar yaşadığımız bu baskıcı ve faşist yönetimin gücü. O açıdan aslında ben günümüze dair de eleştiriler olduğuna inanıyorum ama bir karakter üzerinden vermeye çalıştık bunu sadece. Tam da galiba oynadığın rol aslında sana söylediğin evet, rol değil mi? Evet, evet. Benim oynadığım karakter Türker. Aslında tam olarak böyle bir adam, böyle yetiştirilmiş. O yüzden kendisine verdikleri üzerinden herhangi bir şey sormadan hayatında yaşadığı bütün dönemi yorumlamaya çalışan biri. Bu yüzden de çok ciddi sıkıntılar yaşayan ve eksiklikler üzerine nasıl denir, suçlamalarını eksiklikler üzerine yapan bir karakter. Eksik, o yüzden mi eksik? Ya daha doğrusu ayin, yani bir belli şey. Bir şey, evet, belli bir şey değil. Yani eksiklik bir duygunun eksikliği de olabilir. Madden bir eksiklik olabilir. Fiziksel olarak bir eksiklik olabilir. O aslında bir yoksunluk göstergesi. Eksik aslında yoksun da diyebilirdik. Bazen düşünüyoruz, hangimiz tam olduğunu düşündüğümüz zamanlarda bir şeyin eksik olduğunu hissetmiyoruz ki. Yani bir de böyle bir durum var. O tam olma, eksik olma hali benim için önemli bir nokta o yüzden. Anladım. Devam edeceğiz şimdi ama arkadaşlarımız. Bu arada siz şimdi aslında beraber de çalışıyorsunuz. Aynı zamanda Alper Bey, değil mi? Ben Alper. Pardon. Ben böyle şeyler yapıyorum. Akrabalığımız var, beraber Nihat'la, yapıyorsunuz. Nihat'la akrabalığımız var, Alper'le arkadaşlığımız var. Beraber çalışmıyorduk ama bu filmde vesile oldu. Beraber de çalıştık. Filmin soundtrack albümünden bir şarkı Melez'in. Şahane. Böyle de güzel bir şey var. Yani biz de bir şarkı
yapıyoruz. Bu şarkı filmle de alakalı oldu. Aslında biz bu şarkıyı daha öncesinden bir taslağını oluşturmuştuk. Ondan sonra Barış'la beraber de beraberce bir baktık, değerlendirdik. Son haline geldi. Kayıtları bitmek üzere şu an. Harika. Ne zaman dinleyeceğiz? Ya albüm olarak dinleyeceğiz değil mi? Tabii tabii, yani albümde de olacak, filmin içerisinde de olacak şarkı. İki şekilde de olacak. Tamam, belki sizden onu dinleriz biraz sonra. Tabii şimdi bir akustik halini yapabiliriz. Hani. Çok seviniriz. peki genel olarak Melez'e dair biraz bilmeyenler için kurumu tanıyalım biz. 2007'de aslında Exen diye kurulmuşsunuz önce değil mi? Sonra 2010'dan beri de Melez olarak yola devam ediyorsunuz. Biraz hani o süreci, kendi hikayenizi paylaşmak ister misiniz? 2010'dan bugüne neler yaptınız? 2007'de Antakya'da Alper'le birlikte bir araya geldiğimizden beri zaten şöyle bir işin aslında müzik emek boyutuyla, yani hani bu işten para kazanan her müzisyen gibi aslında yaşantımızı o şekilde sürdürüyorduk. Yani barlar, işte konserler, çeşitli etkinliklerde çıkıyorduk, yapıyorduk. Sonrasında işte şarkılarımız birikti, derdimiz de birikti. Onları bir damıtma süreci falan. Çoktan beri de zaten hani buraya gelme, İstanbul'a yerleşme gibi bir programımız da vardı. O galiba gerekiyor herhalde İstanbul'a bir şekilde. Evet, daha tabii. Çok insan olacak. Bir yerden sonra için zorunlu bir yönelim oluyor. Evet. İki yıldan beri biz İstanbul'dayız. Geçen sene 2014'ün başında da bir single yaptık şarkıdan. Evet. Hop dedik. Hop dedik. Bir evi single yaptık. Bir şarkımız vardı. Zaten ilk klibimizi de Barış'ı da yaptık. Öyle. Oynadım. Anladım. Peki isminiz de ilginç şimdi. Melez. Hani sizin hatta bir manifestonuz da var. Oldukça ilginç olan. Birazcık ondan bahsetmek ister misiniz? Yani diyorsunuz ki, kısaca sonra siz anlatın. Melez apolitik değildir ama dünya görüşü vardır. Ama işte sağ sol gibi fiziksel ayrım yaratan klişelerin üstünde bir anlayışa sahiptir diyorsunuz. Evet. Birazcık hani nedir müziğiniz ve siz hangi yöne bakıyorsunuz, biraz kendinizi anlatır mısınız? Yani müziğimiz şöyle, hani aslında Türkiye'deki bazı gruplar gibi diyeyim. Yani biz şu an konum olarak hem batıdayız hem doğudayız. Bizim grubun müziği de doğal olarak ikisinden de etkileniyor. Yani hem batı öğeleri var hem doğu öğeleri var. İkisi karışıyor. Artı kendi hayatımızda yaşadığımız şeyler, onların dışarı çıkması bir şekilde böyle oluşuyor. Ama tabii tamamen de kayıtsız kalamıyorsunuz bazı şeyleri. İster istemez ona göre de bir şekilleniyor müziğimiz. Gerek sözler, gerek müziğin tarzı. Güzel bir karışım olduğuna biz inanıyoruz. O yüzden de Melez'iz. Zaten yani hani, her şeyden var. Demek tabii tabii her şeyden var. Melez jenerik bir isim. O yüzden herkes soruyor yani neden Melez? Yani neden Melez ismini koyma ihtiyacı duydunuz? Biz de hani herkese bunları anlatma yerine bir manifesto yazalım. Evet, çok güzelmiş manifestosu gerçekten. Böyle birkaç şey istiyorsanız okuyayım ya da siz tabii söyleyin. Ki, tabii ki siz okursanız. Melez savaş karşıtıdır ama değerli için kavga eder. Melez cinsiyetçi değildir, tercihlere saygılıdır. Doğayı ve yeşil çevre kurur. Bunda sadece çöp atma bilinciyle olmayacağını iyi bilir. Vejeteryan değildir ama avlanmaya karşıdır. Paylaşımcıdır ama emeğini sömürtmez. Entelektüeldir ama boş konuşmaz. Kimsenin sırtına binmez, kimseyi de sırtına bindirmez. Yandaş değildir, yancı hiç değildir. Racon kesmez, kesilen raconu da eyvallah demez. Melez kendi insanlarına anlatabileceği en kolay ve en etkin ifade yolunu seçmiştir. Melez müzik yapar. Daha var ama hani izleyenler size girip bilgilerini katılanlar oluyor, katılmayanlar oluyor. Tabii ki o. Yani aslında her yani katılmayanlar ne olabilir ki bunda bayağı yani her şey ya, makul bir denge. Katılmayanlar katılamayacak bir şey bulurlar. Yani. o da aynı evet. Bir şey. Alışkanlık haline aldı. O zaman hani bu kadar bahsettik. O zaman bir şarkı molası verip öyle devam edelim. Tamam. O zaman Sen Değilsin'le başlayalım. Tamam. Tamam.
duvarda nefessiz kaldım. Sonu benle aynı, daha neyin kavgası? Yolun benle ayrı, seninki ceset tarlası. Öfkelmişiz ama sen değilsin. Hırsında sonsuz ama sen değilsin. Kurtlar bile kardeş ama sen değilsin. Şeytan bile yasta ama sen değilsin. Sıvarda nefessiz kaldım. Sonum benle aynı, daha neyin kavgası? Yolun benle ayrı, seninki ceset tarlası. Öfken gülsüz ama sen değilsin. Hırsında sonsuz ama sen değilsin. Kurtlar bile kardeş ama sen değilsin. Şeytan bile yasta ama sen değilsin. Derdi aslında insanların gördüğü hasar ve hani yaşamların nasıl dağıldığı ve sonraki kuşakların da bunlardan nasıl etkilendiğini bir fotoğrafını çekmek gibi tanımlanabilir mi? Tabii tanımlanabilir ama tek başına öyle de demek yeterli olmayabilir. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yönetmen olarak derdim seyirciye kendi ideolojimin ne kadar doğru olduğunu göstermek ya da bunun için çaba sarf etmek değil. Ben zaten ideolojik olarak nasıl bir insan olduğumu bununla ilgili alanlarda bir şekilde anlatma fırsatı buluyorum ama filmdeki karakterler üzerinden herhangi bir propaganda yapmaya çalışmadım. Elbette politik bir film. Sonuçta bir sistem eleştirisi ve bir politik eleştirisi var.
Fakat insanları örgütlemek için yapılmış bir propaganda filmi de değil neticede. Evet. Değerlendirmeye sunuldu sadece. İnsanlar nasıl değerlendirecek göreceğiz. Peki ne kadar sürede çektiniz filmi? 21 günde. Aa, ne kadar kısaymış. Çok hızlı çalışmışsınız. Hızlı çalışmaktan öte biraz sistemli çalıştık. Senaryonun içindeki mekanlar buna el verdi. Çünkü filmin %50'si gibi bir kısım hemen hemen aynı mekanda geçiyor zaten. Anladım. Onun ötesinde aslında şu anlamda piyasada çok görülmeyen de biz çalışma şekli uyguladık. Yani 12 saatten fazla çalışılmadı ki gün içinde. Hatta bazı günler 6 saat çalıştığımız oldu. İnsanlar 3 gün izin, tatil, repo deriz. Biz evet. Repo yapma fırsatı buldular. İşte 21 gün 18 iş günü. Antakya ve Adana. Bir de Antakya içerisinde Harbiye ve Samandağ'da çektik. Peki böyle bir filme bir destek, bir bütçe vesaire bir yerlerden yani kurumsal çektiniz? Kurumsal bir destek almadık yani. Kültür Bakanlığı ya da herhangi bir yerler. Daha çok özellikle malzeme sponsorluğu üzerinden ve eşimiz, dostumuz, akrabamız, tanıdığımız, severimizin mütevazı destekleriyle bir bütçe oluşturmaya çalıştık. Bitirdik. Peki. Peki bir şey daha sorayım. Bu filmden kişisel geçmişten izler var mı? Yoksa etrafta insanların hayatlarını gözlemlemekin ardından yaratılan bir şey mi? No, var yani ama şöyle bir çıkış noktası sadece. Yani annemle babamın yaşadığı durumlar bir çıkış noktası yarattı. Örneğin ben doğduğumda babam cezaevindeydi. Annemse Türkiye'de arandığı için o sırada yurt dışında olan dedemin yanına gidiyor ve orada doğum yapıyor falan. Ondan sonra geri dönüyor. Babam çünkü yurt dışına gitmeyeceğim ben diyor falan. evet. Böyle bir durum. Bunun bir çıkış izi kalmaması evet, ama bu bir çıkış noktası. Ya 12 Eylül sürecinde mi olmuş? Evet evet 12 Eylül'de. Fakat çevremizde o kadar tanıdığımız yine eşimiz dostumuz olan insan var ki bu dönemin mağduru olan. Sonuç itibariyle hikayeler birbirleriyle çok paralellik gösteriyor. Yani benim yaşamamış olmam başka birinin yaşamadığı gerçeği, yaşadığı gerçeğini değiştirmiyor evet. Baktığımızda. Evet. Kardeşimi oynayan karakteri de bir yerden esinlendim ve o hikayeyi biraz değiştirdim. Yaşadığı hikayeyi böyle böyle bir kurmaca bir senaryo haline aldım daha sonra. Peki yani hem bir şekilde bir hikayeyi yazmış olmak, o yönetmek ama aslında bir de oyunculuk da yapmak. Şimdi bunlar böyle ağır sorumluluklar hepsi bir arada. Yönetmenliği sevdin mi aslında? Önce onu sorayım. Ya şöyle aslında bu böyle sürprizle çıkmış bir şey değil ortaya. Ben lisansımı oyunculukta bitirdim ama yüksek lisansımı sinema televizyonda yaptım. Hmm. Yani aslında zaten vardı. Bir sinema filmi çekme hayalim vardı. Sadece belki dönemsel olarak biraz erkene gelmiş olabilir bu belki. Daha sonra düşünüyorum. Yönetmenliği sevdim mi o sırada çok anlayamadım. Çünkü gerçekten çok yorucuydu benim için. Ama oyunculuk yaparken, yönetmenlik yapmanın sadece bakın ben hepsini yaparım gibi bir sığ düşünceyle açıklanabileceğini düşünmüyorum. Şu vardı. Biz müthiş kolektif bir settik hakikaten. Ve benim reji ekibim sağ olsunlar bayağı destek verdiler. O yüzden oynarken monitörde gördüklerini, onay verdiklerini bunun gerçekten iyi olmuş olacağına güvenim tamdı. Ama ben yine de çekimlerim bittikten sonra oturdum, izledim. Günlük sürekli kontrollerini yaptım. O yüzden o kolektivizm içinde handikapları mümkün olduğu kadar minimuma indirme şansı bulduk. Ama zor bir iş. İkinci filmde oynamam. Orası kesin. Karar olmuş oldu. Hikayeyi de çok önceden yazmıştım ama senaryo Mehmet Kala ve Şeref Nokta'ya ait iki değerli arkadaşım. Onlar da benim hikayemin olabileceği en iyi şekilde senaryolaştırdılar sağ olsun. Filmde olan oyunculardan da bahsetmek istersen eğer. Tabii. Diğer kimler var? Nur Sürer var. Annemi oynuyor. Kardeşim Özgür Emre Yıldırım oynuyor. Annemin komşusu olan genç kadın da Toprak Sağlam oynuyor. Bunlar günümüzün kastı. 80'lerde ise işte Uğur Polat, Şebnem Sönmez gibi iki usta oyuncu, Sarp Akkaya, Funda Eryiğit ve Caner Erdem gibi kendi jenerasyonundan çok başarılı bulduğum ve çok yakın arkadaşım olan oyuncular var.
konuk oyuncular var. Çok değerli. İşte Sermet Yeşil, Salih Bademci, Bülent Çolak, Mazlum Çimen, Semir Aslan Yörek gibi. Aslında oyunculuğun biraz da dışında olan ama bir şekilde sinemayla, yani Semir abi yönetmenliğin yanında geldi bize, konuk oyunculuk ne yaptı, güzel. Sağ olsun. Eğlenceli, güzel bir setti. Ne güzel. Size şimdi sizin yeni bir albüm hani o süreciniz nasıl gidiyor? Ne zaman buluşacak dinleyicilerle? Stüdyo sürecindeyiz. Davul kayıtları, bas kayıtlarına başlıyoruz. Davul kayıtlarını sevgili Cengiz Tural çaldı. Buradan sevgilerimiz gönderelim kendisine. Mazlum Çimen bizim prodüktörümüz, Çimens Müzik'le çıkaracağız. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Büyük ihtimalle bir ay kadar. Yani masaya gelir kayıtlar. Mix Master. Bu ne ihtimalle. Şarkı olacak? 11. 10 veya 11. Bir şarkının durumuna bağlı. Anladım. Siz aslında 5 kişisiniz ama değil mi? Sahnede 5 kişi. Sahnede 5 kişisiniz. Kurumumuz var. Aslında 2 kişi. anladım. Onun dışında belki yeni soru, yine beraber başka şeyler yapmayı planlıyor musunuz? Aslında konuşmaya başladık. İleriye yönelik çok projeler var. Secret mi? Nasıl yoksa? Secret değil. Aslında yani bizim Nihat'la konuştuğumuz gibi bizim filmin müziklerini yapan iki arkadaş var işte. Saki Çimen ve Uğur Ateş. Evet. Onlarla böyle bir beyin fırtınası yaptık. Sonra Nihat'la, Alper'le oturduk. Belki ya aslında çok spesifik olarak böyle kısıtlamak da doğru değil ama Alevi halk deyişlerini belki senfonik bir rock sound'ında büyük bir orkestra ile yapmak gibi bir şey olabilir mi diye düşündük, konuştuk. Değişik geldi, üzerine konuşulabilir dedi. Bu yoğunluğu atlattıktan sonra böyle bir çalışmaya girebiliriz. Yani bayağı işte bağlama, piyano ama alt tarafta bir rock orkestrası, bir yaylı orkestra ve birkaç solist gibi bir şey. Böyle büyük ve deneysel bir yani şey yapmak planımız var. Alternatif bir yaklaşım. Evet. İlginç olabilir gerçekten. Yani bu sefer de ben oyuncu olarak müzik grubunun içine girmeyi düşünüyorum. Yani bu sefer ben onların aslında projesine bir şekilde entegre olmayı planlıyorum. Yani mümkün olduğunca sanatın bizim ilgilenebildiğimiz dallarıyla ilgili farklı farklı şeyler yapma niyetimiz var. Ama tabii bunlar sadece bizim istememizle de olabilecek şeyler değil. Şartlarımıza bakacağız, değerlendireceğiz, uğraşacağız, belki destek arayacağız. Tabii. Yani. Ama böyle bir şey düşündük. Konuştuk üzerine. Güzel olur. Peki film aslında ilk olarak festivalde İstanbul Film Festivali'nde gösterilecekti. Değil mi? Hı-hı. Seyirciyle buluşacaktı, evet. Ama festivaldeki bir takım gelişmeler sebebiyle öyle olmayacak. Hı-hı. Şimdi ilk yani Cuma günü vizyona giriyor. Kaç salonda, nerelerde, hangi şehirlerde gösterime giriyorsunuz? Onların listesi internetten de paylaşılıyor tabii. Burada şöyle bir değişiklik var. Yani kiminde 17 Nisan'da vizyona giriyor Türkiye'de birçok şehirde, birçok salonda. Şimdi listeyi burada ezberi söylemem mümkün değil ama 23 Nisan'da Almanya'da, 24 Nisan'da Avrupa'nın diğer ülkelerinde vizyona girecek. Aynı zamanda İlk hafta alamamış olan sinema salonları da Türkiye'de bir sonraki haftalarda almaya başlayacak. Bu şekilde bir sirkülasyon yaratmaya çalışılacak. Çünkü Türkiye'de artık o sinema salonları kısmı biraz sıkıntılı bir iş olmaya başladı. Özellikle bizimki gibi filmler açısından. Bayağı bir uğraşıyoruz o konuda. Evet. Sizce seyirci bu filmi izlediğinde... Yani insan böyle düşünür mü bilmiyorum, soruyorum. Çok saçma bir soru da olabilir bu. Yani insan hani bu bir film yapıyor, bir şey yaratıyor, ortaya koyuyor. Ne hissetsinler ya da ne düşünsünler ya da bunu hissetseler beni mutlu eder, tamamdır, görevimi yaptım gibi bir şey var mıdır, oluyor mudur bilmiyorum da. Yani görev değildir tabii ama en azından yani sanırım bir yönetmen için hani daha öyle bir deneyim elde etmediğim için evet. O yüzden sanarak söylüyorum. Sanırım bir yönetmen için önemli olan şey seyircinin onunla aynı yerden baktığını görmek. Eğer bunu görebiliyorsa bir şey başardığını hissediyordur sanırım. Yani seyircinin reaksiyonunu gördükten sonra hissedeceğim onu. Ama benim için önemli olan tanıklıktı. Ben çekerken kamera hareketlerini dahi buna göre hesapladım. Ben seyircinin
işin içine girip bundan duygusal bir bağ kurmasını, bunun için heder olmasını, ağlamasını, sızlamasını istemiyorum. Böyle bir derdim yok. Öyle bir film mi? Yani, ama onu bilemezsin. Hayır hayır. Yani benim özellikle ajite ettiğim bir durum yok. Ama filmin hikayesi zaten trajik ve ağır. Fakat ben istiyorum ki seyirci işin dışında kalsın biraz ve izlerken bir tanıklık etsin. Bir düşünsün neyin ne olduğunu. Bir, aa bu ne kadar haklıymış ya da haksızmış mevzusu değil. Olayın derininde bir dönem olarak bir güç tarafından bir sistem yaratılmış ve bu sistem bizim 30 yılımıza etki etmiş. Evet. Asıl mesele o. Yani evet. Filmden çıkıp onu düşünmek lazım. Yani aslında şöyle de bir şey yok mu? Yani 12 Eylül var ve öncesinde de bazı şeyler var. 12 Eylül Türkiye'nin bir kırılma noktası konuştuğumuz gibi. Belki de yani bizim hani toplum olarak hatamız şey de oluyor olabilir mi? Böyle unutup hani çabuk unutuyoruz ya her şeyi de hani çömen yeni bir şeylere alışabiliyoruz bugün bile. Biraz da hatırlatmak ve hani aslında yaşadığımız şeylerin neden ve sonuçların farkında olmak için de böyle işler mi yapılmalıdır? Sadece unutmak değil, burada daha önemli bir nokta var. Bence Türkiye'de yaşayan insanlar olarak tarih konusunda biraz cahil de bırakıldık biz. Yani biz belli dönemleri bildiğimizi zannederiz, belli dönemleri hiç bilmeyiz. Yani bu maalesef ülkede yaşanan tek facia, katliam 12 Eylül değil. Yani neler neler sayabilirsiniz. İşte Dersim'den gelelim, Sivas'a, Maraş'a, günümüzde Madımak'tı, Gazi katliamı. Yani katliam saymakla bitmiyor ülke. Ama ne yazık ki bazen bakarken çok kendi acılarımız üzerinden değerlendiriyoruz bazı şeyleri. Kendimize ait olmayanları kabullenmiyoruz ve bu bir ülke olarak etrafta kenetlenmeyi zorlaştırıyor, imkansız hale getiriyor. Bence önemli olan nokta insanların hepsini aynı şekilde sahiplenecek bir duruma gelmesini sağlamak. 12 Eylül çok yakın bir dönem olduğu için kırılma noktası gibi geliyor ama kırıldığı çok yer var aslında hattın. Birçok yerde kırılmış bu fay. Ama biz 12 Eylül'ü baz alıyoruz. O yüzden unutma meselesi olduğunu zannetmiyorum. Kimse unutmuyor. Fakat şunu eleştirebiliriz. Ben devrimci ailelerim ki ailesi devrimci bir insan olarak verdikleri mücadelenin çok önemli ve çok değerli bir mücadele olduğunu biliyorum birinci elde. Evet. Fakat bazı ailelerin, ben bu konuda biraz şanslıyım, kendi yaşadıkları acıları çocuklarının yaşamamasını istemek gibi çok insani bir yerden olsa dahi o dönemi anlatmamış olmalarının bütün bir jenerasyonun kaybı olduğuna ve kayıp bir jenerasyon yetişmesine zemin hazırladığına inanıyorum. Keşke anlatmış olsalardı. Sen de bulaşmasın. Evet, keşke bulaşma, dokunma diye uyarmasalardı. Keşke o acılarını biz de ortak olabilme şansı yaşasaydık, o zaman çok farklı bir jenerasyon olabilirdi. Belki bugün Gezi'yi yaşadığımız bu iki yıllık süreçte sadece 90 kuşağının farklı bakış açılarından değil, aslında 80 kuşağının da bir mücadele ruhuna ne kadar sahip olduğunu konuşabilirdik o zaman. Evet, ama belki de zaten tam da bir yüzünün kelili olmuştur. Yani insanların tam da böyle sindirmek için. Müthiş bir sınıfsal mücadele içerisinde olan bir jenerasyonu yok etmek üzerine kurgulanmış. Ve onlar da çocuklarını kapattılar. Dolayısıyla işte biz bugün böyle... Sistem mühendisliği dediğimiz aynen şey. Aynen böyle bir şey olmuş. Ama yani işte iki yıl önce yaşadığımız o şey aslında galiba bütün hani umutsuzluğu da kıran... Hani, bu şey şu şunu anlatıyor aslında bize, yani hiçbir sistem ya da devlet mekanizması aslında halkın kendi içerisindeki değişiminin önünde bir engel oluşturabilecek bir güce sahip değil. Yani halk böyle yenilenebilir bir şey olduğu için. Evet, yani düşünceye böyle bir güç yok. Engel koymak da mümkün değil ya. Aynen, hani her şey aynen. Yasaklanabiliyor ama hani düşünmeye öyle bir şey bulunamadığı için anladım. Sizin müzik olarak, müzik yolculuğunuzda bundan sonra bu albüm sonrasında yani kendinize biçtiğiniz, hayal ettiğiniz bir yer, başka şeyler, projeler var mı? Yani şöyle var, aslında çok da yukarılarda, yükseklerde bir hayal değil. Şu, yani bu albüm bittikten sonra diğer albümü daha iyi şartlarda ve daha
Ne derler? Ya bu kadar sindirilmişiz ya. Ne kadar mütevazıyız. Yani biraz daha iyi şartlarda yapabiliriz. Evet, inşallah. Hani kafamız biraz daha böyle sakin olursa daha güzel odaklanabilirsek. İkinci albümde daha da... Evet, inşallah insanlar böyle evet. Çok artık bu gündemle ilgili değil de daha böyle yani sosyal medyada daha böyle fazla müzik dinlemeye, daha fazla müzik paylaşmaya başlayabilirler. Belki. Bir yandan onu da... Öyle olmak zorunda yani. Keşke. Yoksa delireceğiz gerçekten. Yani, evet. Yani, gerçekten orası kesin. Yaptığımız hiçbir şeyin ben anlamı kalmayacak. Ben bıraktım birazcık. Yani şu an sadece işle ilgili. Yani müzik, resim falan böyle. Ben de yakın yoksa, zamanda bir ara vermeyi düşünüyorum. Yani yoksa insanın ruh hali... Yani bir de orada da bir dünya var çünkü. Tabii. Yok mu? Orada da ayrı bir baskı mekanizması var. Ben ondan çok... Hayat normal akmıyor. Yani, zaten yüzünden sanat tüketimi durdu. Evet ya bir de şöyle... Üretenler de durdu yani. Size bunu sorayım. Gerçekten sorayım. Yani şu anda mesela bu filmde giriyor. Tamam film... Politik olabilir ayrı bir şey ama sonuçta bir film bu. İşte sizin de müzikleriniz var. Ben de program çekiyorum. Hani bunu duyurmak istiyorum. Vesaire. Yani şimdi ama hani o gün başka bir şeyler oluyor. Her gün bir şey oluyor. Ve böyle bir hani bunları paylaşmayacak mıyız? Yani sanki bunlar olmaması gereken bir dakika gibi şeyler, tepkiler geliyor ya insanlara. Hani... Bir ara öyle tepkiler geldi ama sanırım takipçi yani sanatın takipçisi onu ayırabiliyor diye evet. Düşünüyorum. Şöyle ayıramadıkları dönemler oldu ama tabii şu konuda bir suçlama getiremedik. O kadar rezil, kepaze ve zorlu dönemler geçirdik ki gerçekten o sırada bırakın bir sanatsal bir eser herhangi bir şey paylaşmanın mümkünatı olmuyordu. Yani kendimiz dahi onun farkında. Ama şu aşamada bazı ayrımlar yapılabildiğini hissediyorum. Yani içeriği iyi olan bir sinema filmi, kaliteli bir müzik eseri ile çok popcorn bir işi ayırabildiğini düşünüyorum. Fakat şu eleştiriye katılıyorum. Biz bunun ayrımını yapmak zorunda da olmamalıydık aslında. Yani aynen, sonuçta aynen. Bir emek var, bir üretim var. Evet. Ve her insan kendi hayatından sorumludur. Paylaşmak istiyorsa paylaşır. Hayır, bir de bu duyarsız yapmaz ki sizi. O gün onu paylaşırsınız. Ve normalde bizim hayatımızda düşünce tarzımız olarak merkezine aldığımız şey insanlara eşitlikçi ve özgür bir dünya kurmak olan bizlerin zaten böyle bir mahalle baskısının parçası olmamız da evet. Sıkıntılı bir gerçekten durum. Gerçekten öyle. O yüzden düzeleceğini umuyoruz. Siz albüm yapın ben. Evet. Yani, yani bir de hayatı devam etmemiz gerekiyor. Fiziki koşullarda belki bandrollü bu iş tamamen ticari şeylere bakıyor. Evet. Bir de internet var şimdi sizin. Melez ticari bir proje belki ticaretle bulaşacak şeyler yapabilir ama sonuna kadar ticari olmadan da devam edecektir yani. Hani biz sonucunda kendi şarkılarımızı böyle bir ortamda kaydedip yine internete tabii. Hiç ayrım basamasak bile şarkılarımızı böyle yaymaya çalışacağız. Bu da bizim lanetimiz yani böyle. Ya o yüzden kurtulamıyoruz bunu. Şeyler söylemiyoruz. Yıl her şey yolunda. İyi şeyler yapınca insanlar ulaşıyor. Mesailerde böyle görüntülerden montaj aslında kabullendiğim şey de benimsediğim anlamına geliyor. Biz bu yolu bilerek seçtik. İşte heykeltıraş, ben jeoloji mühendisiyim. Barış zaten biyolojiden. Evet, ter. Doğru. Yani benim biz normalde kafa seseye girip bir şey söyleyeyim. Derdiniz şeyler... neymiş abi? Bir derdimiz vardı. Eğer gerçi böyle olma... de değişikliği var. Heykel böyle olmayı seçtik zaten. Benim arada turizm de var. İşte sevdiğimiz bir şey. Evet, ben yavaş yavaş toparlayacağım. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Filminizin önce yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim. Giderler de izlerler. Gideceklerini umuyorum. Seyirciyle buluşur. Başka film sonrasında düşünüyor musunuz bir devamlı olarak? Yani bir hikayem daha var. Bir Şeref'le Mehmet'le konuştuk. Üzerine bir çalışacağız. Eğer umduğumuz gibi giderse süreç 2016'nın Şubat sonu ya da Mart başı gibi çekmeyi düşünüyoruz. O filmin bir kısmı Almanya'da geçiyor. O yüzden Almanya'daki şartları bir değerlendirmek lazım. Bakalım. İnşallah. Gönlünüzce olsun her teşekkür şey. Teşekkür ederim. Siz çekecek misiniz? Sizi dinlemeye devam edin. Tamam. Evet. Siz dinlemeye devam etsinler. O zaman şarkımızla veda tamam, edelim. Tamam. Ne dinleyeceğiz onu da söyleyeyim. Kapanış müzikle. Single'ımızdan bir şarkı. Benim klibimde oynadım. Ben burada oynayayım. Nostalji yapalım. Harika. Oynayacağım. Şey için tamam. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
şaşırma, hiç bozulma. Hayat gelmiş bakar kandan, biter bir durmadan uçurumlara, kurallara. Bu yol hiç bitmez, sonu görünmez. Kafandaki o ses hiç susmaz. Sorar sana durmadan neden böyle diye. Son defa göster bana senden geriye kalanları. Son defa anlat bana sensiz bir seni yaşamayı. Son defa göster bana senden geriye kalanları. Son defa anlat bana sensiz bir seni yaşamayı. Arada bir duyarsan şaşırma, hiç bozulma. Hayat gelmiş bakar kandan, iter beni durmadan uçurumlara, kurallara. Bu yol hiç bitmez, sonu görünmez. Kafandaki o ses hiç susmaz. Sorar sana durmadan neden böyle diye. Bana sensiz bir seni yaşamayı. Son defa göster bana senden geriye kalanları. Son defa anlat bana sensiz bir seni yaşamayı.